Halime kız çay aşağı gidiyor. Babam bir aşiret köyü aramış. Gele gele Keskin'in Haceli Obası köyüne gelmiş evlenmek için. Kız bakıyor kendine, hanım bakıyor. Anamı görmüş orada. Demişler ki arkadaş, hemen burada kızı alıp gidemense senin buraya yerleşmen lazım. Hatta yerleşmeden ziyade oğluma sazı belletmezsen bu kızı da sana vermekte demişler. Başım hala solmaz kadadan dertten oğul. Vay dertten oğul. Benim büyük abim ben, bir de küçüğüm. O Keskin, Kırıkkale, Çiçekdağı o köyleri... Yani 5 yaşından itibaren babamla ben arkadaşlık ettim. Her gün düğün olmazdı. Bizim aşiretler işte sünnetçilik yaparlardı. Babam da babamla beraber bir sünnetçi giderdik. İşte babam saz çalardı o köylerde. Köylü birikirdi başımıza. Yari güzel olanım, yari güzel olanım, gözüne uy, komut gelir. Kırşehir'den Ankara'ya otobüs o zaman 2,5 liraydı. 2,5 lira kadar da bir para biriktirdim. Bindim otobüse, geldim Ankara'ya. Ankara'ya geldim, otobüs durağından indim. Orada acık şöyle boyu bana benzer bir çığırtkan vardı. Dedim ki, ben dedim İstanbul'a gideceğim, param yok dedim. Hadi İstanbul'a geldim. İş aramaya başladım. Baktım ki cama Şen Çalar Plak diye yazmışlar. Onlar da o... Plak okuyanlara, çalgı çalanlarmış. Kadri Şen Çalar, İsmail Şen Çalar gel. Babam rahmetliğin neden garip garip ötersin bülbül diye bir bozlağını çaldım. Neden garip garip ötersin bülbül. Bana şöyle bir kağıt getirdiler, tek kağıt. Bize plak okuyacağın için dedi, burayı imzalayacaksın dedi İsmail Şen Çalar. Bir de baktım Kadri Şen Çalar geldi. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın Kadri Şen Çalar. İsmail Şen Çalar dedi ki, abi dedi, bu çocuğa dedi mukavele imzalattım dedi. İsmail Şen Çalar dedi ki, bize çaldığın dedi o garip bülbülü çal dedi. Yoksa sen de baktın karalı mısın? Kadri Şen Çalar ağladı. Hemen türkü biter bitmez yanıma geldi. Dedi ki, evladım nereden gelip nereye gidiyorsun? Nerelisin, necisin? Nerede yatıp nerede kalkıyorsun? Aç mısın, susuz musun dedi bana Kadri Şen Çalar. Hemen elimden tuttu benim. Beni aldı Beyoğlu'na, Beyoğlu saza götürdü. Halk müziğinin geleneksel öğretim metodu olan usta-çırak ilişkisiyle başta babası Muharrem Ertaş'tan öğrendikleri olmak üzere yöresinin anonim ezgileriyle sanatta belli bir noktaya gelen Neşet Ertaş, adeta kendinden bile gizlediği garip mahrasıyla şiirler koşmaya, türküler havalandırmaya başlar.